Teknoloji Bülteni'ne hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Güneş enerjisiyle içme suyu üretilebilir mi? Pamuk şekeri olarak nitelendirilen gezegen nasıl oluştu? NASA'nın Mars kaşifi InSight'ın görevine neden son verildi? Sevilen oyun The Last of Us dizi oluyor. En çok satan kulaklıklar, hidrojen yakıtla çalışan süper otomobil, Nissan'ın ofis karavanı ve çok daha fazlası teknoloji bülteninde olacak. Ben Cansu Kurnaz, teknoloji bülteni başlıyor. 6 aylık yolculuğun ardından yaklaşık 2 yıl önce Kızıl Gezegen'e iniş yapan InSight yolun sonuna geldi. NASA, Mars kaşifi olarak da anılan InSight'ın görevine son verdi. Görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlıkla sonuçlanan araç, Kızıl Gezegen'de sismik incelemeler yapmak üzere tasarlanmıştı. İstenen hedefe ulaşamadı. 500 denemeden sonra görevine son verildi. 2018 yılında Mars topraklarının iç detaylarını ve gezegenin çekirdeğini araştırmak üzere görevlendirilen InSight gözlem aracı üstünde toprak birikmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. NASA, InSight adını verdiği gözlem aracını 2018 yılında uzaya göndermiş, araç 6 aylık yolculuğun ardından Mars'a başarılı bir şekilde iniş yapmıştı. InSight projesinin amacı, yaşama dair iz bulabilmek için gezegenin derinliklerini araştırmaktı. Aracın görevi, Kızıl Gezegen'in sıcaklığını ölçme ve toprak detaylarını incelemekti. NASA, InSight'ın sondaj çalışmalarıyla birlikte gezegene 5 metre derinlikte çukurlar açmasını hedeflemişti. InSight, Kızıl Gezegen'e indikten sonra Mars'ın sismolojisi hakkında detaylı veriler elde etmeye başladı. Veriler, Mars'ın alt bölgesindeki sıcaklığın 13 derece olduğunu gösterdi. Ancak araç, yüzlerce denemeye rağmen istenilen derinlikte çukur açmayı ve yeterli veri toplamayı başaramadı. Başarısız geçen 500 denemenin ardından NASA, 9 Ocak 2020 tarihinde yapılan son denemeyle InSight'ın pes ettiğini ve topraklaşan toz nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Projenin başındaki isimlerden Tillman Spohn, yapabileceğimiz her şeyi yaptık ancak Mars ve kahraman köstebeğimiz InSight birbirleriyle uyum sağlamadı dedi. InSight'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda ise bu alınması son derece zor bir karardı. 1,5 yıldır bu sorunu çözebilmek için elimizden geleni yaptık. Edindiğimiz tecrübeleri bir sonraki projelere taşımaya karar verdik açıklamasını yaptı. Şimdi NASA, Perseverance uzay aracını Mars'a göndermeye hazırlanıyor. Perseverance, Şubat ayında InSight'ın bıraktığı yerden görevi devralmak üzere gezegene iniş yapacak. Böylelikle uzayın ilk meteoroloji ayağının temelleri atılmış olacak. İklim değişiyor, kuraklık artıyor. Dünyanın 1/3'ü suyla kaplı ancak bu suyun sadece %3'lük bir kısmı içilebiliyor. Bilim insanları günden güne artan içme suyu sorununa güneş enerjisiyle çözüm bulmayı hedefliyor. Yeni bir çalışma sadece güneş enerjisi kullanarak deniz suyundan içme suyu elde edilen yeni bir yöntem sunuyor. İşte o çalışmanın ayrıntıları. İçme suyu sorunu güneş enerjisiyle kalıcı olarak tarihe gömülebilir. Dünyanın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu suyun büyük çoğunluğu içilemez tuzlu sudan oluşuyor. Dünya üstündeki tüm suyun yalnızca %3'ü içilebilir tatlı su. Tuzlu suyu içilebilir suya çevirmek için kolları sıvayan bilim insanları, günden güne artan içme suyu sorununa güneş enerjisiyle bir çözüm bulmayı hedefliyor. Müzik
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaşayan yaklaşık 2 milyar insan temiz içilebilir suya erişim konusunda sorun yaşıyor. Küresel ısınma durumu daha da vahim hale getiriyor. Bilim insanları tuzlu suyu içilebilir suya dönüştürme üzerine çalışmalarına devam ediyor. Avustralya ve Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, tuzlu suyu arıtmak için ısı ya da elektriğe ihtiyaç duymayan, bunun yerine tamamen güneş enerjisinden faydalanan yeni bir yöntem buldu. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, araştırmacılar 1 kilogram metal malzemeyle yaklaşık 150 litre içme suyu elde etmeyi başardı. Bilim insanları tuzlu suyu arıtma işlemi için süper gözenekli bir malzemeden yararlandı. Üstelik kullanılan yöntem yalnızca tuzlu suyu arıtmakta kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi olarak önerdiğinden bile daha temiz bir su üretmeyi başardı. Araştırmanın başyazarı, Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nde kimya mühendisliği profesörü olan Huan Ting Wang, buharlaşma yoluyla gerçekleştirilen termal desalinasyon süreçleri yoğun enerji gerektiriyor. Bu nedenle gezegende en bol bulunan enerji kaynağını, yani güneşi kullanıyoruz, dedi. Ters osmoz gibi diğer teknolojilerin yüksek enerji tükettiğini ve çok fazla kimyasal madde kullanımı içerdiğini söyleyen Bank, ayrıca halihazırda kullanılan yöntemlerin elektrik altyapısının iyi olmadığı yerlerde sağlıklı kullanılamadığını belirtti. Yeni yöntemse hemen her yerde ulaşılabilen güneş enerjisinden faydalanıyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir teknoloji olarak nitelendiriliyor. 2017 yılında keşfedildi ve gaz devi gezegenleri anlamamız adına büyük katkı sağladı. Yeni bir araştırma ise şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Başak takımı yıldızında bulunan gezegen WASP-107b'nin şimdiye kadar düşünülenden çok daha hafif olduğu keşfedildi. Astrofizikçilerin pamuk şekeri olarak adlandırdığı gezegen pek çok yönden tuhaf bir gök cismi olarak tanımlanıyor. Bilim insanları şimdi bu kadar hafif bir gezegenin nasıl oluştuğu sorusuna cevap arıyor. Pamuk şekeri gezegen WASP-107b'nin şimdiye kadar bilinen en hafif gaz devi olduğu keşfedildi. Araştırma ekibindekiler 2017 yılında keşfedilen gaz devini pek çok yönden tuhaf bir gezegen olarak tanımlıyor. Gaz devi gezegen katı bir çekirdeğe sahip olan ancak büyük bir kısmı yoğun gazlardan oluşan gezegenler için kullanılan bir tanım. Güneş sistemimizde bulunan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz devi gezegenler arasında. Güneş sistemimiz dışında da gaz devi gezegenler olduğunu biliyoruz. Dünyadan yaklaşık 212 ışık yılı uzaklıktaki WASP-107b de bunlardan biri. Başak takım yıldızında bulunan WASP-107, astrofizikçilerin pamuk şekeri olarak andığı gezegenlerden biri. Bu enteresan ve eğlenceli lakabın sebebi ise WASP-107b'nin Jüpiter kadar büyük olmasına rağmen 10 kat daha hafif olması. Aslında WASP-107b'nin hafif bir gezegen olduğu biliniyordu. Ancak yapılan son çalışmalar, gezegenin çekirdek kütlesinin gaz devlerinin oluşabilmesi için gerektiği düşünülen kütleden çok daha az olduğunu ortaya koydu. Araştırma yürüten bilim insanları elde edilen bu bilginin gaz devi gezegenleri nasıl oluştuğunun anlaşılması açısından oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Araştırma ekibinden Caroline Piolle'ye göre bu veri gaz devlerinin düşünülenden daha kolay oluştuğunu ortaya koydu.
çalışmaya göre gezegenin kütlesinin %85'inden fazlası çekirdeği çevreleyen kalın gaz tabakasından oluşuyor. WASP-107b benzer bir kütleye sahip olan Neptün'le karşılaştırıldığı zaman aradaki büyük fark ortaya çıkıyor. Zira Neptün'ün gaz katmanı toplam kütlesinin en fazla %15'ini oluşturuyor. Hidrojen yakıt teknolojisi gelecekte ciddi bir paya sahip olacağının sinyallerini vermeye başladı. Otomotiv şirketleri teker teker hidrojenle çalışan modellerini tanıtıyor. Hyperion XP1 de bunlardan biri. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran aracın test sürüşleri Las Vegas'ta başladı. İşte hidrojen yakıt teknolojisinin geldiği son nokta ve Hyperion XP1'in özellikleri. Son dönemin en çarpıcı süper otomobillerinden Hyperion XP1, Amerika'daki test süreciyle adım adım üretime yaklaşıyor. Elektrik kadar olmasa da yavaş yavaş gelecekte ciddi bir paya sahip olacağının sinyallerini veren hidrojen yakıt teknolojisi otomobil modellerine yansımış durumda. Tır gibi ağır ticari araçtan süper spor modellere uzanan bu teknolojinin en heyecan yaratan yansımalarından birisi ise Hyperion XP1 oldu. Ağustos 2020'de tanıtıldığı günden beri hidrojen yakıt teknolojisiyle ilgili ciddi mesajlar veren model için artık test süreci başladı. Kamuflaj boyasıyla asfalta inen otomobilin test süreci Las Vegas'ta gerçekleştiriliyor. Hyperion XP1, hidrojen yakıt teknolojisinin en özel örnekleri arasında. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, otomobil 1600 km'nin üzerinde menzil kat edebildiği noktada seri üretime girecek. Süper otomobil performans açısından içinde bulunduğu sınıfın hakkını veriyor. Saatte maksimum 356 km hıza erişebilen otomobilin 0'dan 100'e hızlanması ise yaklaşık 2 saniye sürüyor. Aracın hidrojen yakıt hücresi modülü ürettiği elektrik gücünü aracın 4 tekerleğine birden aktarıyor ve araçta 3 vitesli bir şanzıman bulunuyor. Karbon fiber alaşım, monokok şasi üzerinde geliştirilen aracın yakıt depolama birimlerinde de hafiflik elde edebilmek adına yine karbondan faydalanılıyor. Tüm parçalar bir araya geldiğinde araç 1032 kilogram ağırlığına ulaşıyor. Kendine has tasarımıyla dikkat çeken otomobilin arka tarafında uzanan parçalar aracı ilginç göstermekle kalmıyor, aynı zamanda virajlara daha yüksek hızda girebilmesine olanak tanıyarak aerodinamik avantaj sağlıyor. Aracın iç mekanında da dış tasarımıyla uyumlu olarak yüksek teknoloji kullanılıyor. 98 inçlik devasa kıvrımlı ekran, jest kontrolleri ve kıvrımlı cam tavan gibi özellikler süper otomobile farklı bir karakter kazandırıyor. XP1'den toplamda 300 adet üretilmesi planlanıyor. Fiyatı henüz açıklanmayan modelin üretim süreci ise 2022 yılında başlayacak. Üretici firmaların akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırması kablosuz kulaklık pazarının büyümesine yol açtı. Pek çok teknoloji şirketi kendi kulaklıklarını üretmeye başladı. Peki dünyanın en çok satan kablosuz kulaklığı hangisi oldu? Counterpoint araştırma şirketi kablosuz kulaklık pazarının son durumunu gözler önüne seren bir araştırma yaptı. İşte o araştırmanın sonuçları. Kablosuz kulaklık sektörü hızla büyüyor. Teknoloji şirketleri birer birer kulaklıklarını tanıtıyor. Peki dünyanın en çok satan kablosuz kulaklık üreticisi kim? Yayınlanan yeni istatistikler Apple'ın pazar lideri olduğunu gösteriyor. Counterpoint Research araştırma şirketi, giyilebilir cihaz pazarının durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre 2020 yılının 3. çeyreğinde giyilebilir teknoloji satışları hızla arttı.
ve 2020 yılı itibariyle kablosuz kulaklıkların sevkiyatlarında %83 oranında bir artış görüldü. ...2020 yılının 3. çeyreğini kapsayan istatistiklere göre giyilebilir cihazlarda ilk sırayı kulaklıklar alıyor. Bunu akıllı bileklik ve akıllı saatler takip ediyor. Araştırmaya göre geçen yıl toplam 238 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Kablosuz kulaklıklar arasında en çok ilgiyi ise Apple'ın ürünleri gördü. Uzmanlara göre üreticilerin akıllı telefonlarında 3,5 mm'lik kulaklık girişini kaldırması kablosuz kulaklık üretimini arttırdı. Buna ek olarak Apple ve Samsung gibi üreticilerin kutu içinden kablolu kulaklığı çıkarması kablosuz kulaklık pazarının iyice büyümesine neden oldu. Sevkiyat rakamlarına bakıldığında Apple'ın %29'luk payla pazarın lideri olduğu görülüyor. Onu pastadan %13'lük pay koparan Xiaomi takip ediyor. Fiyat performans ürünleriyle tanınan Xiaomi'nin ardından %5'lük payla Samsung ve JBL geliyor. Teknoloji şirketlerinin kulaklıkları telefonların kutu içeriğinden çıkarması 2021'de de kulaklık satışlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. ...2021 yılında kablosuz kulaklık satışlarının katlanarak artması bekleniyor. The Last of Us oyun dünyasında büyük ses getirdi. Ardından gelen Last of Us Part 2 hikayeyi devam ettirdi. Şimdi ise sırada HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisi var. Oyunun hikayesiyle paralel olması beklenen dizi şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte Ellie ve Joel'ın medeniyetin yok olduğu distopik bir evrende hayatta kalma mücadelesi ve dizi hakkında tüm merak edilenler. PlayStation 3 için satışa sunulduğunda büyük ilgi gördü. Ardından hem PS4 hem de PS5 için uyarlandı. The Last of Us serisi yayınlandığı günden itibaren milyonlarca oyuncuya ulaştı. Popüler oyun şimdi de dizi olarak hayranlarıyla buluşacak. HBO The Last of Us dizisi için düğmeye bastı. Oyuncu kadrosu ve hikayenin detayları henüz bilinmiyor ancak dizinin yapımcılığını ve senaristliğini Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Crane Mason üstlenecek. Oyunun müziklerini yapan Gustavo Santaolalla da dizinin müzikleri için işbaşı yapacak. Dizinin yönetmen koltuğundaysa Bean Ball filmini de yöneten Kantemir Balagov oturacak. Dizinin baş karakterleri oyunda olduğu gibi Ellie ve Joel olacak. Dizinin oyunun hikayesiyle paralel olması bekleniyor. Hikaye modern medeniyetin yok edilmesinden 20 yıl sonra başlıyor. Sert bir hayatta kalma mücadelesi atmosferinde Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırmaya çalışıyor. Küçük bir kaçış olarak başlayan macera, kısa sürede acımasız ve yürek parçalayıcı bir yolculuğa dönüşüyor. Çünkü iki karakter hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda. Tell me. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? Film sektöründe sancılı günler yaşanırken dijital yayın platformları için hazırlanan dizilere olan ilgi arttı. Pandemi sürecinde evlerine kapanan insanlar zaman geçirmek için kendilerini dizilere verdi. The Last of Us'ın da bu dizi dalgasını yakalaması bekleniyor. HBO programlama bölümü başkanı yardımcısı Francesca Orsi, oyunun sürükleyici hikayesini uyarlamak için Naughty Dog, Board Games, Sony ve PlayStation'la birlikte çalışacaklarını belirtti. Dizi, PlayStation Productions'ın ilk televizyon filmi olacak.
Pandemiyle birlikte evden çalışma, uzaktan çalışma ve dolayısıyla karavan hayatı da yükselişe geçti. Otomobil dünyasının önde gelen isimlerinden Nissan da evlerinde sıkılan çalışanlara yönelik bir karavan tasarladı. Envy 350 model karavandan uyarlanan mobil ofisin konsept görselleri büyük beğeni topladı. Araç, sürgülü ofis sistemi ve çatı katındaki mini terasıyla dikkat çekiyor. İşte çalışanın tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan o karavan. Artık otomotiv dünyası kullanıcının mobil ofis ya da karavandan çalışma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya başladı. Japon merkezli otomotiv devi Nissan da bu yeni eğilimlerin farkında olan bir marka olarak çalışanlarına yönelik bir karavan tasarladı. Envy 350 isimli karavanın konsept görselleri internet üstünden paylaşıldı. Dört çekerli karavan, sürgülü ofis sistemi ve çatı katındaki mini salonla dikkat çekti. İster bir nehir kıyısında, ister ormanın ortasında. Akla gelebilecek her yerde kullanılabilen bu mobil ofis, diğer karavanların aksine sürgülü bir ofis bölmesine sahip. Bu bölme, çalışanlara tamamen kendilerini ayırabilecekleri sessiz bir ortam sunuyor. Akıllı telefonla kontrol edilen bölme, minibüsün arkasından dışarı çıkarılabiliyor ve böylece açık havada çalışma imkanı sunuyor. Tüm ofis bölmesi tek düğmeyle dokunarak dışarı veya içeri çekilebiliyor. Ofis odasında rahat bir masa, sandalye ve hijyen için UV antibakteriyel ışıkla donatılmış bir torpido gözü bulunuyor. Çatı katında bulunan mini terasa kahve aralarında manzaraya biraz daha yüksekten bakmaya olanak sağlıyor. Kullanıcı sandalye tepesinde oturmaktan yorulduğunda karavandan inip çimlerin üzerinde yürüyebiliyor ya da lüks çatı balkonuna çıkıp uzanarak teras keyfi yapabiliyor. Envy 350 sürgülü kapının yanında bir kahve makinesine ve diğer elektronik cihazları çalıştırmak için kurulan elektrik sistemine sahip. Envy 350'nin belki de en büyük eksikliği küçük de olsa bir yatağa sahip olmaması. Zira eğer diğer kompakt karavanlardaki gibi masayı yatağa dönüştürebilme şansı olsaydı, karavan sadece ofis saatleri içinde değil, uzun soluklu kamplarda da kullanılabilirdi. Nissan şimdilik ofis karavanını seri üretime geçirmeyi planlamıyor. Ancak en küçük detayın bile düşünüldüğü bu konsept satışa sunulduğunda özellikle işkoliklerin oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni uygulamalar, oyunlar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Facebook, beklenen adımı attı ve Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Bu kararın şirketin altındaki diğer platformlar için de geçerli olacağı düşünülüyor. Firmadan yapılan açıklamada, bu kararı alırken platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin altını çizmek isteriz ifadeleri kullanıldı. Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi. Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, sivrisineklerin insan terinde bulunan oktenol kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi. Karaciğer kanserinin biyo göstergesi kabul edilen oktenolü tespit edebilen sensör geliştirildi. Küçük bir çanta büyüklüğündeki sensör, nefes numunelerindeki oktenolü 10 dakika içinde saptamayı başardı.
Blue Origin'in yörünge altı mekiği insansız test uçuşu yaptı. Jeff Bezos'un liderliğindeki Blue Origin, New Shepard adlı mekiği Texas'ta test etti. Roket ve kapsülden oluşan mekik, dünyadan 100 kilometre yükseklikteki karman hattını geçerek 107 kilometre irtifaya çıktı. 6 kişilik kapsül ve yeniden kullanılabilir özellikteki roket ayrı ayrı dünyaya geri dönmeyi başardı. Yerli bilim kurgu dizisi Börü 2039 resmen duyuruldu. Diziden bir de fragman yayınlandı. Dağ ve Börü serilerinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın yeni projesi Blue TV'de yayınlanacak. Felaket sonrası İstanbul'da geçeceği belirtilen dizinin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Çalışanların ruh halini patrona bildiren bileklik geliştirildi. İngiltere'de geliştirilen Moodbeam adlı cihaz, mobil uygulama ve web arayüzüne bağlanıyor. Çalışanlar, cihazda bulunan sarı düğmeye bastıklarında mutlu, mavi düğmeye bastıklarındaysa mutsuz olduğu mesajını gönderiyor. Sistem, pandemi sırasında evden çalışan personelin ruh sağlığını izlemek isteyen şirketler için geliştirildi. Japonya'da yorucu işlerde çalışanların iş yükünü hafifletmek üzere geliştirilen giyilebilir robotlar büyük ilgi görüyor. Robotlar, iskelete benzer yapılarıyla ayakta çalışmayı kolay hale getiriyor. Cerrahlar, kuaförler, fabrika çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere fiziksel güç gerektiren meslek gruplarına daha rahat bir çalışma imkanı sunan teknoloji, sağlık sorunları nedeniyle yürüme zorluğu çeken hastalar üstünde de deneniyor. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.